Herkese merhabalar. TMT yani Teknoloji Mobil ve Trendler programının bir yenisiyle bu hafta sonu tekrar beraberiz. Umarım güzel bir hafta olmuştur ve güzel bir hafta sonu geçiriyorsunuzdur. Bugün yine dünyadan ve Türkiye'deki gelişmeleri konuşuyor olacağız. Farklı yeniliklerden bahsediyor olacağız. Eğer kahvenizi çayınızı aldıysanız o zaman hemen başlayalım. İlk önce hepsi buradanın ilk sanal mağazasıyla başlamak istiyorum. Trump Towers açtı. İsmi hepsi burada Smart by Mimex. bu ilk akıllı ve kasasız mağaza. E, kasasız Olmasını biliyoruz zaten başka markalardan kasasız işlemler yapabiliyoruz ama içeride hiç kimsenin olmadığı e, ve sanki giriyorsunuz e, raflardan bir şeyler alıyorsunuz e, ve sonrasında da e, çıkarken sizin cüzdanınızdan o eksilmiş oluyor ya da kartınızdan çekilmiş oluyor. Peki bu nasıl oluyor? Mimex dediğimiz bir mikro market deneyimi şirketi, bir bilişim şirketi. Bu 2020 sonunda Avrupa Birliği komisyonunun verdiği 2.2 milyon euro teşvik ve 5 iş ortağıyla hayata geçmiş bir proje. Ve iş ortakları arasında sadece hepsi burada yok. Dünyanın farklı ülkelerinden özellikle de Avrupa'dan, İtalya ve İspanya'dan farklı bilişim şirketleriyle beraber kuruldu bu Mimex. Ve bunun sayesinde hem ağırlık ölçebiliyor, hem bir yandan da e, takip yapabiliyor, görsel olarak takip yapabiliyor ve böylelikle sizin ne aldığınızı ya da tekrardan raflara ne bıraktığınızı görebiliyor ve hissedebiliyor e, ve sonrasında çıkarken de e, kartınızdan dediğim gibi işlemi gerçekleştiriyorlar. Peki nasıl giriyorsunuz buraya? E, girmek için de bir QR kod var. O QR kodu okutarak uygulamayı indiriyorsunuz ve sonrasında da kapılar o QR kodu okutmanızla beraber açılıyor. Benim görmek istediğim bir yer burası. E, San Francisco'da belki hatırlarsınız Amazon Go böyle bir e, ilk... Fiziksel ama sanal, dijital mağazasını açmıştı. Onu deneyimleme şansım olmamıştı ama hepsi buradanın bu mağazasını gidip görmek istiyorum. Bu mağaza neden önemli peki? Çünkü artık otomatize olan işleri işte artık bu şekilde teknolojiye devrediyoruz ve işte çok daha pratik hale geliyor, otomatik hale geliyor ve iş gücünü de aslında başka yerlere aktarabiliriz anlamına geliyor bu diyorum. E, ve burada size biraz teknik de bilgi vermek istiyorum. Mağazada sizi takip eden 4 kamera bulunuyor. Buna ek olarak da işte demin bahsettiğim gibi raflarda da ağırlık sensörleri var. E, kantarlar var diyebiliriz yani. E, ve bu ağırlık sensörü ve görüntü görüntü işleme teknolojisi sayesinde de e, içindeki yaptığınız işlemleri görebiliyor. Bu bir pilot mağaza bu arada. Eğer rağbet görürse, sevilirse, kullanılırsa o zaman Türkiye'nin başka yerlerinde de uygulanacak. Bu arada sadece şu anda pandemi ve sonrasındaki önlemler sebebiyle de sadece 3 kişi içeride alışveriş yapabiliyor. Daha sonrasında bunu 5 kişiye çıkaracaklarını söylüyorlar. Dediğim gibi ben gidip görmek istiyorum. Nasıl işlediğini kendim deneyimlemek istiyorum diyebilirim. Bahsettiğim gibi Trump Tower da gidip görebilirsiniz. Gelelim şimdi yeni bir e, araba teknolojisine. Peugeot'da e, elektrikli araçlar yapmaya başladı ve bu hafta E308'ini tanıttı. Başındaki E elektrikli anlamına geliyor. 308in aslında e, aynı versiyonu diyebiliriz. Tasarım olarak iki farklı tasarım la geliyor. Biri sedan, biri de normal tanıdığımız 308 modeli. Bu aracın önemi ne diyecek olursanız iki tane önemi var. Bir tanesi batarya teknolojisi. Geçen haftaki bölümümüzde elektrikli araçların nasıl bataryalar kullandığını ve bataryaların içindeki materyalleri konuşmuştuk. Burada Peugeot'un öne çıkan batarya kimyası nedir? Şöyle %80'i nikel, %10'u manganez, %10'u da kobalt. Yani normalde 10 farklı materyal, mineral kullanılırken burada sadece 3 mineral kullanılarak bir batarya kimyası üretilmiş. Bu önemli çünkü ne kadar azalırsa bu mineral sayısı işte o kadar daha kolay olacaktır bu bataryaları üretmek. Bu açıdan önemli. Bir önemli yanı daha var. Bu arada menzili 400 kilometre. Şu ana kadar zaten genel olarak en fazla 600 kilometre menzilli araçlar üretildi. Bu açıdan bir e, öncü olduğunu söyleyemem, bir yenilik olduğunu söyleyemem menzil açısından. Ama Brake isimli bir sürüş modu eklemiş mühendisleri. Şöyle ki bu sürüş modunda giderseniz araç e, yavaşlarken kendi kendini şarj edebiliyor. Yani %20'lerden %80'e 25 dakika içerisinde çıkabiliyor. Ki bu baya e, önemli bir e, atılım diyebilirim, önemli bir yenilik. Neden? Çünkü e, en büyük e, konulardan, zahmetlerden bir tanesi elektrikli araba kullanırken onları şarj etmek ve şarj şarj ederken de o sürenin uzun sürüyor olması. Mühendisler bunu ne kadar azaltabilirlerse yolda giderken işte kendi kendine şarj edebilme üniteleri sistemleri kullanılırsa işte o zaman e, o kadar daha fazla kolaylaşacak elektrikli araçlara geçmek. Ben daha çok solar panellerle bunları yapacak diye düşünüyordum ama farklı bir sistem geliştirmişler. E, dediğim gibi bu açıdan Peugeot e, gerçekten diğer markalardan daha önde diyebilirim. E, bu teknoloji ve benzer teknolojileri de ilerleyen günlerde hem görmek. Hem de yine deneyimlemek isterim. Bu arada fiyat konusunda da daha e, fiyatını açıklamamışlar. Fiyatını da açıkçası merak ediyorum. Çünkü ulaşılabilir olursa eğer o zaman da e, geçiş açısından elektrikli araca geçiş açısından da çok daha kolay olacaktır. Ve gelelim şimdi bu haftanın en çok konularından bir tanesini biz de konuşmasak olmaz. Netflix'in zamından konuşacağız. E, Netflix'te nasıl bir zam yapılmış? Hemen söyleyeyim. Nisan 2022'de. 37.99 liraydı temel plan. Şimdi zamla beraber 45.99 lira olmuş. Standart plan 57.99 liradan 69.99 lira olmuş. Bir de ultra HD görüntü sağlayan bir üyelik planı var özel plan diye. O da 77.99'dan. 93.99 olmuş. Bu 3 e, üyeliğin farkını biliyor musunuz bilmiyorum ama hemen size özetleyeyim. Temel plan yani e, şu anda fiyatı 45.99 olan planın e, aynı anda izleyebileceğiniz ekran sayısı 1. En büyük farkı bu. HD ve Ultra HD mevcut değil. Standart plan yani 69.99 olan planda aynı anda izleyebileceğiniz ekran sayısı 2. Yine HD Ultra HD pardon mevcut değil. Özel plan yani 93.99 99 lira olan planda da aynı anda izleyebileceğiniz ekran sayısı 4. Buna da bir, de bir yandan Ultra HD modu var. İzleme Ultra HD görüntü izleyebiliyorsunuz. Diğer dijital platformların fiyatları nasıl? Bir de onu hatırlayalım. Disney Plus bir ay şu anda 23.99 bir ay sonrasında da 34.99 olarak devam ediyor. Şu anda bir, bir aylık bir indirim yapıyorlar. Bir de senelik olarak öderseniz yani 349.90 verirseniz de e, aylığı 29.16 liraya geliyor. Yani şimdi Netflix 45.99 oldu. Ama Disney Plus 20 29.16'lar ya da 34.5, 35'ler diyelim ve aynı anda 4 kişi kullanabiliyor. Dolayısıyla Disney Plus daha avantajlı. Amazon Prime videoya gelecek olursak e, Türkiye fiyatı 7.90 lira e, gayet uygun ve Amazon Prime'da da gerçekten çok iyi diziler var. Güç yüzükleri var geçen gün izlemeye başladım. Gerçekten yüzüklerin efendisi kalitesinde çok çok güzel diziler var. E, hatta Upload diye bir dizi izledim. E, bu da size tavsiyem olsun. Böyle bilişim ve teknolojiyle alakalı diziler. Ölmeden önce kendi varlığınızı e, dijital bir alana, bir dijital bir cennete e, upload ediyorlar. Dolayısıyla siz o metaverse e, alanında gerçekten gerçek kendi benliğinizle oradasınız. Komik bir dizi bu arada, komedi gibi ama çok güzel bir dizi bu arada önermiş olayım. E, dediğim gibi Amazon Prime. Fiyatı gayet makul. Blue TV'ye bakalım mesela. O da 34.90. Yıllığı da 22.90'a geliyor. Eğer toplamda 274.80 öderseniz. Şimdi bütün bunlara baktığımızda ve Netflix'te geçtiğimiz haftalarda da bahsetmiştik. Abone kaybetti. 1 milyona yakın abone kaybetmişti. E Nasıl toparlayacak şimdi bu fiyatlarla? Tamam bir enflasyon söz konusu ve ona göre böyle bir değerlendirme ve zam yaptılar ama bu fiyatlarla Abonelerini tutabilirler mi? Benim görüşümü soracak olursanız bence tutamazlar. Özellikle bir de başka rakipler varken böyle. Benim aklıma günlük abonelik, haftalık abonelik seçenekleri geliyor. Ya da işte reklamlı bir seçenek sunacaklardı. Bu tip bence seçenekler gelecek bu sene bitmeden. Çünkü diğer türlü abone kaybı yaşayacaklardır. Çok uzun süre tekeldi. Netflix ona rağmen kaybetmeye başlamıştı, kan kaybetmeye başlamıştı ama şimdi Disney Plus varken, Amazon Primeda gümbür gümbür varken e, bu fiyatlarla rekabet etmek zor olacaktır diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Sizin düşüncelerinizi de merak ediyorum. Yorumlarda buluşalım derim ve devam ediyorum. Bu hafta sizin aslında en çok üzerine düşünmek istediğim, konuşmak istediğim şimdi konuya geldik. Nedir diyecek olursanız şöyle. Şimdi geçen hafta Bodrum'daydım. Bodrum'dayken de bir Plevneli'ye gittim. E Plevneli Bodrum'da gerçekten çok güzel bir ortam vardı. Dış alanı çok güzeldi. ve içeri girdiğimde en üst katta bir sanatçının heykellerini gördüm. 7 insanlığın 7 hazzını sergilemiş heykellerinde baktım Belçikalı bir heykel sanatçısı Johan Kreten isimli burada da gördüğünüz üzere burada işte kibir tembellik açgözlülük, gurur oburluk şehvet gibi bu yedi haziyal sergilemiş eserlerinde ben de bir makale okumuştum LinkedIn'in kurucu ortağı Reid Hoffman'ın makalesi 2011'de Wall Street Journal'la yaptığı bir röportajda ele almış bu konuyu. Diyor ki insanlığın temel davranışlarında zaaflar var. Bu 7 zaaf sosyal ağların ve uygulamaların temelini oluşturuyor. Yani siz eğer bir uygulama yaparsanız, yapıyorsanız o uygulamayı bu 7 hazdan ya da 7 zaaftan birinin üzerine ya da birkaçın üzerine kurarsanız işte o zaman çok başarılı olursunuz diyor. Şimdi ben bunu yedi zaaf olarak ya da yedi haz olarak anlatıyorum. Bu normalde işte Seven filmini belki izlemişsinizdir. 7 e, günahtan bahsediyorlar. E dini bir anlatımı var ama bunu aslında insanın temel davranışı ve e, hazları olarak da düşünebiliriz. Seven filmini de belki hatırlarsınız. Morgan Freeman ve e, Brad Pitt orada 7 e, günah işleyen yani bir katilin gözünden 7 günahı işleyen 7 farklı işte insanı öldürüyordu ve onun peşine düşüyorlardı. Bu örnekleme aslında çok hoşuma gitti. Neden? Çünkü insanın temel davranışlarını anlatıyor. 2011'de Reid Hoffman bu konudan bahsederken işte Facebook'un şehvet, Facebook'un kibir, Zynga'nın Zinga'nın tembellik, LinkedIn'in de açgözlülüğü temsil ettiğini söylemiş. Şimdi 2011'den 2022'ye kadar 10 sene geçti. Ee, tabii buradaki bu e, uygulamalar değişti ama e, insanın temel davranışları değişmedi. İşte o yüzden bu örneklemeyi, bu analojiyi seviyorum. Bu arada Reid Hoffman gerçekten önemli bir karakter Silikon Vadisi'nde. Neden diyecek olursanız LinkedIn'in sadece kurucu ortağı değil, ayrıca PayPal'ın kurucu ortaklarından da biri. Yani PayPal mafya üyelerinden biri diyebilirim. PayPal Mafya diye geçiyor o dönemin kurucu ortakları. 1995'te Social Net'i kurmuş. Yani Facebook'tan hemen önce. Çok vizyoner bir insan kendisi. Ayrıca Facebook'a, Zynga'ya, Groupon'a ve Flickr'a da yatırım yapmış bir insan. Dolayısıyla da gerçekten teknolojiyi iyi okuyan bir insan. Şimdi gelin bu İnsan davranışlarının teknolojinin üzerindeki etkisine yani bu zaafların teknolojinin üzerindeki etkisine bugün beraber bakalım. Bunları tabii böyle negatif gibi düşünebilirsiniz ama negatif gibi de düşünmemek lazım. Çünkü... Ee, Gayet insani duygular bunlar ve şirketler de işte böyle insani duyguların üzerine inşa edildiği zaman dediğim gibi yine Reid Hoffman'ın alıntısına istinaden söylüyorum başarılı olduğunu söylüyor. Yani her şirket aslında hem negatif hem pozitif duygulara dokunabiliyor. Yani aslında bir yandan hem sosyal ağlar, kibirliği de getirirken, negatif e, düşünceleri de getirirken bir yandan kibarlığı da getiriyor. Bunlardan baktığınıza bağlı. Gelin şimdi bu eğlenceli e, analojiye geçelim. Şimdi 10 sene üzerinden geçti dedim. İlk önce kibirle başlayalım. Kibir dediğimizde yine LinkedIn'den bahsedebiliriz. Şöyle enteresan bir şey var İnsanlar en çok LinkedIn'de kendi profillerini ziyaret ediyorlarmış ve kendi başarılarını göstermekten zevk alıyorlarmış. Bugün LinkedIn'in 830 milyon kayıtlı kullanıcısı var ve her ay %50'si de bu arada ziyaret ediyormuş. LinkedIn'deki kendi hesabını. E yani modern günümüzün CV'si diyebiliriz LinkedIn için. E yeni jenerasyon burada kendi tariflerini gör, göstermekten de işte memnuniyet duyuyormuş. Bir başka kibir içeren uygulama ise Strava. Günümüzün uygulamalarından, teknolojilerinden bir tanesi. Strava da burada atletlerin, işte koşan, bisiklete binen atletlerin ne kadar hızlı koştuklarını, ne kadar işte hızlı ya da uzun mesafe bisiklete bindiklerini gösterebildikleri, hava atabildiklerini bir uygulama. Bu açıdan da Strava'da kibire gi giriyor diyebilirim. Tabii sağlıkla birleştiği için biraz daha masum olabilir diye düş düşünüyorum. İkinci e, hazımıza, insanlığın hazına gelecek olursak, e, tembelliği konuşalım. Tembelliği en iyi anlatan uygulama e, sizce hangisi olabilir? Netflix diye düşündüm. Hepimize hem ekrana kitledi hem de kendi logosu neydi? Netflix and chill. Yani diyor ki çok da uğraşma, bir şey yapma, düşünme, rahatla. Her sene 600'ün üzerinde eklenen yeni içerik sunuyor dünyada. Öyle ki tembelliği kanıtlar bir şekilde bize sormadan bir dizi izlediğimizde devam ediyor. Devamlı göstermeye devam ediyor birkaç saniye içerisinde. Hiç Kumandaya dokumamıza bile gerek kalmıyor yani o kadar tembelleşiyoruz aslında. Bir başka tembelliği örnekte getir ya da trend yolda kullandığımız hızlı teslimatlar diyebiliriz. Hem kendimiz gidip mağazadan almıyoruz hem de biraz işte uzun sürdü mü iki günün üzerinde teslimatlar ya da yarım saatin üzerinde teslimatlar da bizim canımızı sıkabiliyor ya da çok uzunmuş gibi gelebiliyor. Bu açıdan da. Teslimat uygulamaları da yine bizi tembelli, tembelliğe sürükleyen ya da tembelliğin getirdiği uygulama diyebiliriz. Daha doğru olacak. Bir de tabii oyun sektörü var. Oyunu unutmamak lazım. O da tembelliğin en iyi örneklerinden bir tanesi. Ee, ve tabii yeni gelen metaverse o da yine hepimizi oturduğumuz yerden e, bizi tembelliğe e, daha da e, sürükleyen, e, bedenimizi e, hareketsiz bırakan ama görsel ve işitsel... E, deneyim sunan bir e, ne diyelim yeni dünya o da yine e, tembelliğimizin bir sonucu ve yine e, metaverse de bizi tembelliğe sürüklüyor. Dolayısıyla böyle e, bitmeyen bir yumurta tavuk ilişkisi oluyor diyebilirim. Şimdi gelelim kıskançlığa, gıptaya. Kıskançlık deyince kıskançlığın temelinde kıyaslama var. Dolayısıyla kıyaslamayı nerede yapıyoruz? Sosyal medyada yapıyoruz. Bunun en iyi örneği tabii ki de Instagram. E, Instagram'la beraber işte herkes hem kendini kıyaslamaya hem de kendini en filtreli haliyle göstermeye başladı. Kıskançlığı daha da arttırdı. Peki 2022'nin kıskançlık uygulaması nedir diyelim? Ee, şöyle düşünebiliriz. FOMO yani e, bir şeylerden uzak kalma korkusu. FOMO korkusuyla olanı biteni, biteni kaçırma korkusunu ekleyebiliriz kıskançla. Mesela NFT'ler de yine hem bir yandan hepimiz takip etmeye çalıştık hem de bir yandan da oradan işte maymunları satın alanlar oldu ve onları da her yerde işte göstermek istedi insanlar. Bunun içinde Decentraland ya da Sandbox gibi yerlerde insanlar işte alanlar aldılar ya da oralarda gösterdiler. Sodebiz gibi önemli bir müzayede de yine Decentraland Galeri açtı. Bu da hem işte FOMO korkusuyla hem de yine eserlerini gösterme isteğiyle, kıyaslama isteğiyle bütünleşti diyebilirim. Aç gözlüğe gelelim. Dördüncü temel zaafımız. Şimdi 10 sene önceki aç gözlük uygulamaları nedir? Finansal uygulamalar diyebiliriz. Peki bugün ne? Coinbase mesela. Coin uygulamaları. Bir yandan işte Kripto paralarla ilgili dijital cüzdanlar ve Coinbase tarzı diğer finansal uygulamaları aç gözlük alanına koyabiliriz. Onun dışında OpenSea de yine hem işte NFT'lerin alınıp satıldığı bir ortam, yine paranın döndüğü bir ortam. Dolayısıyla OpenSea de ekleyebilirim. Gelelim oburluğa. Reid Hoffman 11 sene önce oburluktan bahsederken GrabHub örnek vermiş. İşte o zamandan beri tabii çok şey değişti. 2013'te GrabHub Seamless'la birleşti. 2021'de ise Just Eat Takeaway şirketi GrabHub'ı satın aldı. Yani çok şey değişti. Bugüne gelindiğinde ise hangi uygulamalardan bahsedebiliriz oburlukta dünyada? DoorDash, Uber Eats. Peki Türkiye'de Getir Yemek Sepeti, Yemek Sepeti biliyorsunuz 2001'den beri var. bugün 200 milyondan fazla kullanıcısı ve günde 600 bin sipariş alıyormuş. 2021 yılında Delivery Hero tarafından 589 milyon toplam değeri değerleme üzerinden satın alındı. Yemek Sepeti satın alımıyla beraber aktif olduğu ülke sayısı da 32'ye çıktı. Delivery Hero'nun merkezi Berlin'de ve 100 binden fazla Partner restorana sahip, aylıkta yaklaşık 10 milyon siparişe aracılık ediyor, baya büyük rakam. E, onun dışında hangisinden bahsedebiliriz? Trendyol, Fudi, bunlar da yine oburluğa örnek. Gelelim şehvete. Şehvet hangisi? Gökhan, sana sorayım. Şehvet uygulaması hangisi olabilir? Tin TikTok mu? <laughs> Güzel bir bakış açısı. Evet, TikTok olabilir, Tinder olabilir. Şehvetin en büyük uygulamalarından bir tanesi. Görünüşe dayalı flört uygulaması. Bir fotoğrafı işte hızlıca kaydırarak eşleşiyorsunuz. Dünyada 65 milyar eşleşme yapmış bugüne kadar ve 75 milyon aktif kullanıcısı varmış Tinder'ın. Ayrıca Tinder'dan ayrılan kurucu ortağı Whitney Herd de... Bumble uygulamasını kurdu. Buradaki büyük farksa eşleşiyorsunuz yine fotoğraf böyle kaydırıyorsunuz kaydırıyorsunuz. Sonra kadın ilk mesajı atarsa konuşmaya başlıyorsunuz. Dünyada 100 milyonun üzerinde kullanıcısı var Bumble'ın ve 540 milyon dolar gelire sahip. Bir de pandemiyle hayatımıza giren bir uygulama var ki geçenlerde girdim bir baktım. OnlyFans uygulaması. Gerçekten enteresan. Artı 18 içerikler var genelde. Ee, üye oluyorsunuz. Ee, ve 550 milyondan fazla kayıtlı kullanıcısı var. Ve 1 milyon dijital içerik üreticisi varmış OnlyFans'de. Ve sadece 2016 yılında kuruldu. Gerçekten büyük başarı ve şehvetin de en önemli oyuncularından bir tanesi. Gelelim öfkeye. En fazla öfkeyi nerede gösteriyoruz? Tabii ki Twitter'da. Twitter her zaman öfke konulu oldu. Twitter'daki herkes genel olarak her zaman öfkeli biliyoruz ee, ve işte biliyoruz ki kullanıcıların her zaman çok güçlü fikirleri oluyor ve onu çok güçlü savunuyorlar. Ee, ve 280 karakter tabii ki o çok derin aslında ifadeleri kullanmak için çok da yeterli değil ama öfkeyi kustuğumuz yer kesinlikle Twitter. Ben e, bu 7 hazda bir ek olarak e, apati yani gamsızlığı... E, söylemek isterim, eklemek isterim. E, biliyoruz bugün işte konuştuğumuz konu şirketler özellikle tüketici davranışlarına göre işte kurulduğu zaman daha da e, büyük oyuncular haline gelebiliyorlar. Ve tüketici davranışlarının en temel de, değişmeyen zaaflarını bugün konuştuk ama bu yeni bence 8. haz zaafımız bu gamsızlık bütün bu uygulamalarla beraber e, hep bizi sardı diyebiliriz çünkü harekete geçmez olduk. Ne oluyor? İşte Netflix and chill. Yani sen otur düşünme ben senin yerine düşünürüm. Ama insanı insan yapan şey düşünebiliyor olması robotlar bizim yerimize düşünmeye başladığı anda biz işte aslında biraz böyle daha gamsız hale gelmeye başladık. Yani e, hareket etmez olduk, Harek harekete geçmez olduk. E, ne oluyor? İşte bir sürü haber geliyor, üzülüyoruz, harekete geçmiyoruz. E tabii bir de fake news olayı var. İşte görüyoruz, her şeye inanıyoruz. E, dolayısıyla aslında teknolojiye sorumlulukları yüklüyoruz. Teknolojiye e, sorumluluklarımızı outsource etmiş oluyoruz. Bunun farkına varıp aslında burada e, teknolojiyi tamam sen e, otomatize et hayatımızı kolaylaştır evet ama düşünme işi yine bize kalsın tamam işte robotlar gitsin varsa e, işleri yapsın e, daha kolay hale getirsin her şeyi e, ama biz yine de yani Netflix yapıp çil e, etmeyelim yani yaymayalım koltukta ama onun yerine daha eğitimli hale gelelim e, Twitter'ı sadece öfke kusmak için değil birleşmek için Kullanalım. Facebookla işte daha fazla deneyim paylaşabiliriz. Yani teknolojinin çığır açan potansiyelini kullanalım. Evet, ama bunun yanında da insan olmayı, davranışı, hareket geçmeyi de bırakmayalım diyorum. E, ve bir yandan da işte bununla beraber e, şu hafta sonu Bodrum'a gittiğim zaman da fark ettim ki yani doğada yürümek, deniz kenarında yürümek, denize girmek gerçekten e, hiçbir zaman değeri değişmeyecek. Ne kadar metaverse'de olsak dahi e, onun hazzı, gerçek dünyanın hazzı bambaşka. Onu da söylemeden geçmek istemiyorum. O yüzden de hayatın tadını daha fazla gerçek anlamda çıkarmaya da devam etmek lazım. Diyorum ve dünyadaki karbon, karbondioksit değerinden, atmosferdeki karbondioksit değerinden bahsetmek istiyorum. Size bir grafik hazırladım. Her hafta paylaşıyoruz, konuşuyoruz. Ee, ama ne demek oluyor? Bir bakalım beraber. Karbondioksit değeri 4-10 Eylül haftası arasında 416-33 ppm geçtiğimiz aylara göre düştüğünü görüyoruz ama geçen sene de yine aynı trendi görebiliyoruz. Yani geçen sene 4-10 Eylül 2021'de de yine 413-41 ppm'miş ve hemen öncesinde yine Haziran'da 415 iken, Ağustos'ta 414 iken düşmüş. Bu sene de bu var. Yani yaz aylarında işte enerjiyi daha az tüketiyoruz. Dolayısıyla daha fazla dünyayı ve karbondioksit değerini daha az daha fazla önem gösteriyoruz. Daha doğrusu şöyle diyeyim, şirketler e, genel olarak enerjiyi daha az tükettiği için de karbox, karbondioksit değeri atmosferdeki e, azalıyor. Başka e, yine buna katkı sağlayan e, unsurlar da var. Şimdi asıl kışla beraber, sonbahar kışla beraber bu trendin e, gerçekten azaldığını izlememiz, görmemiz ve bunun içinde katkıda bulunmamız Gerekiyor diyorum ve bu haftanın da sonuna geldik. Umarım keyifli bir program olmuştur. Eğer e, bu programı beğeniyorsanız lütfen beğenmeyi e, unutmayın diyorum. Kanala da e, abonesinizdir muhtemelen ama abone olmadıysanız benden de bir sefer duyun. E, eğer abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Bir sonraki hafta görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>